Sonra tekrar açayım ben bunu. Evet. Hadi bakalım. Çekelim, sallayalım. Başımızın her yerinde böyle kafa masajı yapacağız. Çok önemli. Tekrar ben bugün şöyle bir özet geçeyim, neden önemli? Hem yüz kırışıklıklarımız için hem de saç sağlığı için arkadaşlar. Bu kafa masajının saç dökülmesini azalttığı ve saçları gürleştirdiği, daha hızlı uzattığı kanıtlandı. Benim saçlarım hiçbir zaman bu kadar uzamaz. Hep eski fotoğraflarıma bakın, kısa saçlıyım. Dolayısıyla ben zaten bunu anlamıştım ama kanıtlandı da yani. Bunun araştırması yapılmış. Bir yandan çok rahatlatıcı. Başınız ağrıyorsa, migreniniz varsa, ne bileyim uyku problemi yaşıyorsanız aşırı rahatlatıcı. Çok çok tavsiye ederim. Şunu şöyle alayım. Sonra parmaklarımız güçlü. Bastırıyorum ve birleştiriyorum. Güçlü. Bayağı bastırın yani. Kafa derisini hareket ettirmeye çalışalım. Güçlü bir şekilde. Başımızın her yerinden böyle geçeceğiz. Arkaya doğru gidiyorum şu an. Yüzümüzü rahat bırakalım bu arada, tamam mı? İnsan bazen böyle kasıyor, kaş çatıyor, kaldırıyor. Biraz yüzümüzü kontrol etmeyi öğrenmemiz lazım ki o kırışıklıklar geçsin. Yoksa istediğiniz kadar yüz yogası yapın. Hala gereksiz yere kaş kaldırıyorsanız, kaş çatıyorsanız geçmez o kırışıklıklar. Şimdi güçlü bir şekilde saçımı yıkar gibiyim bakın. Bastıra bastıra. Özellikle gergin olan şu üst noktalar, tepe noktalar gergindir genelde. Buralar gergin olunca alnımız ve yüzümüz de gergin oluyor. Kasların gergin olması derinin kırışması demek. Bunu size bir videoda anlatacağım. Yani kasların rahatlaması çok önemli. Başımızın her yerinde şöyle. Birazdan kolları dinlendireceğiz arkadaşlar. Biliyorum kollar yoruluyor. Evet, hadi gelin dinlendirelim. Şimdi parmaklarımı şöyle çenemin önüne koydum. Biraz rezistans yapacaklar, tamam mı? Çenemi itiyorum. Yerine getiriyorum. Sanki böyle ağırlık itiyorum çenemle. Parmaklarımı itiyorum. Yavaşça yerine geliyor. Çene hattının belirginleşmesi için önemli bir hareket. Çene hattınız belirgin değilse gıdınız olur. Bir tane daha. Şimdi çeneyi biraz öne aldık ya. Alt dişleri kapat. Biraz gül. Hadi arkaya gideceğiz. Şurayı esneteceğiz. Eğer rahatsanız eller biraz aşağı doğru çekebilir. Streçi arttırmak için. Minik bir gülüş. Çenem önde. Kaşları kaldırmıyoruz arkaya giderken. Dikkat edelim. Gerekirse gözleri kapatalım. İki tane daha. Son kez. Şimdi yukarıda kaldım. Çenemi normalleştirdim. Sadece ağzımı açıp kapatıyorum. Ortaya gelelim. Şimdi aynı pozu hadi bir kere daha göreceğiz. Çene önde, gülüyorum. Yana gidiyorum. Boynumun bir tarafı esneyecek. Birer tane daha. Ve son kez. Güzel. Hadi şimdi o temel masaja devam ediyoruz. Şuralarla arkadaşlar. Aşağı yukarı, aşağı yukarı alnımızda derin bir masaj bu. Deriye değil, içerideki dokulara yapıyoruz. Unutmayın. Eminim acıyordur. Acıması ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Çok acıyorsa parmaklarla yapabilirsiniz. Şöyle çok kırışıyorsa bir elinizle tutup öbürüyle yapabilirsiniz. Şöyle sırayla. Yüz yogasına ilk başladığınızda deri daha tabii sarkık sarkık olduğu için daha çok kırışıyor hareketleri yaparken. Ama sonra o kadar sünmediğini, sarkmadığını görüyorsunuz. İleride daha az kırışacak bu tarz şeyler yaparken. Şimdi iki elimle de şöyle şu bölgeye gelelim biraz yanlara. Ağzım açık, çenem rahat.
Çok çok iyi geliyor. Strese, baş ağrısına, işte migrene, uyku problemine, diş sıkmaya. Herkes diş sıkıyor. Şimdi biraz daha şakaklara gidelim. Ben sert sevdiğim için şöyle şuralarla yapıyorum bunu. Saçlı bölgedeyim, kulak üstü. Şimdi buralar kulağımın önünde, yanağımda, baş parmaklar kulağın arkasında, tamam mı? Şöyle. Kulağımın arkasına değiyor baş parmaklar, aşağı yukarı. Çiğneme kaslarımızı rahatlatıyoruz. Biraz içeri girsin böyle parmaklar. Bir tane daha. Güzel. Hadi bir de kulakları sıkacağız. Her noktasını sıkacağız. Parmakların arasında birkaç saniye, birkaç saniye sıkalım. Kulak biliyorsunuz akupunktur noktalarıyla dolu. Akupunktur en çok kulağa uygulanıyor. Çok önemli. Yine böyle baş ağrısını vesaire geçirir kulak masajı. Aklınızda olsun. Yani biri size yapsın bunu 2 dakika uyursunuz. Öyle söyleyeyim. O kadar rahatlatıcı. Her noktasını sıkmaya çalışıyorum. Tutabildiğim her noktasını. Kıkırdak, yumuşak doku. Tırnaklara dikkat. Tırnağınız varsa. Benim hiçbir zaman yok. Şimdi kepçeden tuttum. Şöyle bir yumuşak daire yapıyorum. Yavaş yavaş. Lenf sistemi kulak çevresinde çok yoğundur. Kulak çok önemli bir yer o yüzden bizim için. Bir de terse yapalım daireyi. Lenf sisteminiz iyi çalışmıyorsa yüzünüz böyle ödemli, şişik, işte gözaltı torbalı, biraz böyle hasta gibi kötü görünür yani. Azıcık da titreşim yaratalım. Ve minik bir lenf drenaj. Kulaktan aşağı yavaşça o fazla sıvıyı süpüreceğiz. Böyle bir hissedebilirsiniz bile bunu. Birkaç tane. Güzel. Şimdi yine bir eller kollar dinlensin gelin. Balon yanak yapacağız. Şimdi burada bunu yaparken kırışıklık oluşmaması için önce tutun. Ondan sonra balon yanak yapın. Tuttum. Ve benim gözaltı torbam olduğu için bunu yaptığımda gözaltım kırışıyor. Sizin de öyle oluyorsa bakın ben ne yapıyorum bunu engellemek için. Minicik gözaltımı kısıyorum, tamam mı? Yapabilirsiniz. Hadi bir dinlendirelim. Bir tane daha balon yanak yapacağız bugün. Azıcık bir yukarı çıkalım şimdi. Göz kapağı düşüklüğü. Çok soruyorsunuz bunu. Önemli. Evet, benim de önceden düşükmüş yani. Bu hareketlerle çok daha iyi hale geldi. Şimdi kaştan itibaren bakın biraz açtım kaldırdım. Yani şurası böyle olmamalı, tamam mı? Hem açıyorum hem kaldırıyorum birazcık. Gözler kocaman açılıyor. Sımsıkı kapanıyor. Çok güçlü bir şekilde kapatmaya çalışıyorum göz kapaklarımı. Kaşları çatmadan yapıyorum bunu. Sadece göz kapağı hareketi bu. Kaşla, kaş çatmayla alakası yok, tamam mı? Eller o yüzden tutuyor. Kocaman aç, sımsıkı kapat, yumruk sıkar gibi. Alında çizgi oluşmuyor, kırışıklık oluşmuyor yaparken. Eller o yüzden tutuyor. Bir tane daha. Şimdi gözleri kocaman açıp hadi bir 15 saniye bekleyeceğiz ama kocaman yani, tamam mı? Kocaman kocaman kocaman, gerekirse göz kırpın tabii ki ama kocaman. Bu da çok güzel bir göz kapağı hareketi. Basit bir mantığı var. Hep kocaman, hep kocaman. Hadi 5 saniye daha. Şimdi dirsekleri böyle önünüzde bir masa vardır inşallah. Yavaşça ellerim yine buralardan tutuyor bakın. Başımın ağırlığını bırakıyorum. Kendisi düşüyor. Ben ittirmiyorum. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Sonra tekrar alacağım. Bırakın o kendisi yavaşça kaysın düşsün.
Kasları rahat bıraktım şu an. Alnım, her şeyim, yüzümde çalışan bir şey yok yani. Bunun aynısını teke şöyle yapacağız. Bıraktım başımı bakın. Yavaşça düşecek o. Üçüncü göz bölgesini, kaşları alnı rahat bırakalım. Tane daha yapalım. Evet, güzel. Şimdi biraz hem gıdı içi hem de yüzü kaldırmak için çok önemli. Bu hareketi göstermiştim size. Hani böyle dilimizle tavanı itiyorduk ya. Şimdi bu üst damak olsun, bu dil. Bütün dil, bütün damağa yapışıyor. Dilimin ucu üst dişlerin arkasında. Ve tavanı itmeye çalışıyorum. Bütün dil, bütün tavanı, tamam mı? Sadece ucu değil. Bir tane daha. Şimdi dilimiz tavanda kalsın. Yavaşça ağzımızı açıp kapatmaya çalışacağız. Dilim tavanda. Güzel. Şöyle bir pıt pıt yapalım hadi gelin. Şimdi kaş çatanlar. Ben de çok çatıyordum önceden. Çizgilerim vardı. Ne yapıyoruz? Bu en etkili hareket bunun için. Ortada birleşsin eller bakın. Açtım burayı. İç artık kırışıklık yok yani kaşlarımın arasında. Birkaç saniye kaş çatmaya çalışacağım böyle. Tuttuğum için çatamıyorum bakın. Sadece gözlerim kısılıyor gibi oluyor. Sonra rahatlatıyorum. Yani yapmak istediğim şey şu. Yapamayacağım. Ellerim tutuyor. Görünürde hareket yok ama çalışma var. Birkaç saniye yapıyorum. Birkaç saniye dinlendiriyorum. Sonra boynunuz yoruluyordur tahminimce. Biraz şöyle öne kırabilirsiniz, tamam mı? Tüm hareketler için geçerli. Ya da başınızı duvara dayayabilirsiniz. En kolay hali bu yüz yogasının. Boynunuz eğer çok çok hassassa başınızı duvara dayayın. Çok rahat oluyor. Üç tane daha yapalım. Son kez eller yine yavaşça gitsin şöyle. Güzel. Şimdi kalemimizi alalım hadi. En başta demiştim herkes aldı inşallah. Basit bir kalem. Kalem yoksa da kalemsiz yapın. Şurası hiç çalışmıyor ve yaş aldıkça uzuyor diye geçen paylaştım ya. Bu hareket çok önemli o yüzden. Kalemi böyle vurayla tutacağız. Dudaklar beraber birbirini itiyor, yukarı gidiyorlar. Hadi bir 20 saniye. Güzel. Bir dinlensin şimdi. Yorucu gördüğünüz gibi. Çünkü güçsüz bir yer burası. Şimdi birkaç tane sadece gözlerimizle bakış yapalım. Bunu yaparken hareket etmesin diye tutun, tamam mı? Basitçe tutun. Aramızda yeniler var çünkü bana yazanlar oldu. Hareket etmesin diye böyle tutabilirsiniz, böyle tutabilirsiniz. Ne yapacağız? Sağ üst köşeye bakacağım. Sağ kulağımın üstünü görmeye çalışıyorum sanki. Sonra sol alt köşeye bakacağım. Bir çaprazdan bir çapraza, tamam mı? Birkaç saniye oradayım. Birkaç saniye buradayım. Daha küçük yapabilirsiniz bunu. İlla maksimum en dibe bakacağım diye çabalamayın. Birden çok gelebilir. Böyle bir başınız dönüyor falan gibi hissedebilirsiniz. Dinlendirin öyle bir şey olursa sorun yok yani. Göz kaslarımız çok güçsüz. Hiç kullanmadığımız için. Göz sağlığı için de çok güzel bu hareketler. Bir tane daha. Bir nefes şöyle bir kapatalım hadi. Şöyle derin birkaç nefes alıp dinlendirelim.
Tersini de yapacağız çünkü. Evet, hadi açtık gözleri. Şimdi tersi ne? Sol üst köşe görüyorum. Sağ alt köşe. Sol üst. Sağ alt. Genelde gözlerden biri tembel oluyor. Daha zor oluyor yani bu tarz şeyleri yapmak. Anlarsınız hangisi. Bir tane daha yukarı aşağı. Şöyle bir kapatalım hadi yine. Birkaç nefes. Güzel. Şimdi yüzümüzü şöyle bir sıyırdık iki yana bakın. Güzel, biraz açtım. Ve hafif çenemi öne alıyorum ilk yaptığımız gibi. Biraz gülüyorum ve bu gülmeyi korumaya çalışıyorum, tamam mı? Gıdı için güzel bir hareket bu ve dudak çevresi. Aç kapa. Çene önde çok zorsa yerinde yapın. Hiç fark etmez. Böyle de etkili. Şimdi eller hazır buradayken dudaklar beraber sağa sola çekmeye çalışacağız. Bunu da göstermiştim. Yukarı gidiyor bakın. Önce yana sonra yukarı çekin. Böyle tek taraflı güleriz ya, onun gibi. Güzel. Şöyle bütün yüzümüze bir tap tap yapalım gelin. Boynunuzu şöyle biraz öne bırakın. Dinlensin. Şimdi biraz dudak çevresi çok önemli. Şu dudak köşeleri. Ne yapıyorduk? Açmaya çalışıyorduk, açamıyorduk. Yani öyle olmuyor, tamam mı? Burası güçlü, kapalı kalıyor. Bir tane daha. Şimdi dört parmak şöyle dudaktan biraz içeri sokuyorum. Dudaklarımla bunu sıkmaya çalışacağım. Yine buraları çalıştırıyor. Deminkinin zıttı bir hareket ama. Güzel. Şimdi bir balon yanak daha yapalım. Hadi gelin. Şişireceğiz yanakları. Tap 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 vuracağız. Bunu geçen gün gösterdim. Bir taraf sağ tarafa vuralım. Hadi öbür taraf. Güzel. Şöyle bir rahatlatalım. Bir göz kapağı hareketi daha yapalım. Biraz yorucu. Kaşları birazcık şöyle kaldırdım hafifçe. Gözlerimi hızlı hızlı kapatıp açmaya çalışacağım, tamam mı? Bakışlarım hafif aşağıda. Böyle titriyor gibi oluyor. Hızlı hızlı pıt 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 pıt. Yorulursanız bir durun. Sonra devam edin hadi. Azıcık daha yapalım.
Sonra elleri bir koyun hadi. Yorucu gördüğünüz gibi. Hani 10 saniye bile yapsanız bunu çok güzel. Bir nefes daha. Güzel. Şimdi bir de yatay çizgilerle ilgili hareket göstereyim. Bu versiyonu göstermedim sanırım. Parmaklar kaşları tutuyor bakın. Burası da hani kırışıksa açıyor. Parmaklar kaşları sabitledi. Kaşlarımı kaldırmaya çalışacağım. Bakın alnımda hareket yok. Kaldırmaya çalışıyorum, kaldıramıyorum. Yaptığım şey şu ama tuttuğum için kaldıramıyorum. Bu tutuş zorsa herhangi bir şekilde tutun kaşınızı. Amaç kaşı tutmak, kalkmasına izin vermemek. Gözaltı için daha güzel olsun istiyorsanız yukarı bakalım bunu yaparken. Birkaç saniye kaldırmaya çalışıyorum, kaldıramıyorum. Parmaklarım kaşları yerinde tutuyor. Hadi 3 tane daha. 2. Son kez. Güzel. Biraz hadi dinlenelim. Yumuşak yumuşak kaşları sıkalım şöyle. Başından sonuna parmakların yanıyla kaşları sıkıyoruz. Bir tane daha. Güzel. Şimdi biraz yukarısı dinlensin. Son birkaç hareket arkadaşlar. Masaja geçeceğiz. Sol tarafı tutuyorum. Aşağıdan yukarı kuvvetli bir şekilde dilimle ittirmeye çalışıyorum. Gülme çizgisi soranlar. En etkili hareketlerden biri. Oldukça da yorucu gördüğünüz gibi. 5-6 tane güçlü bir şekilde yapsanız yeter. Hadi soldayız. Şuraları bir dinlendirelim. Hem gülme çizgisi, dudak çevresi, dudakların köşelerini sarkmasını engeller, gıdı için çok iyi. En etkili yüz yogası hareketlerinden biri de buydu. Zaten anlıyorsunuz. Yorucu gördüğünüz gibi. Şimdi parmakları çenemin altına koydum. Yavaşça açıp kapatacağım. Ben onu itiyorum. O beni itiyor. Yavaşça yapın. Evet, çene hattını belirginleştirir. Sıkışık çene kaslarını rahatlatır. Bir tane daha. Şimdi çok güzel bir çene streci gösteriyorum size. Dirseğinizi yere koyun. İki parmak dişten tutsun alttan. Ve üstten. Yaparız ya, onu yapacağız şimdi. Yavaşça başımı arkaya doğru açıyorum bununla. Rahat hissettiğiniz kadar gidin. Öyle gelin. Buranın açılmasına izin verin, tamam mı? Bir tane daha. Çok güzel. Son iki hareket. Biri ördek dudak. Yukarı bakıp gözlerimizi, özellikle göz altını kısmaya çalışacağız, tamam mı? Kısıp rahatlatıyorum bakın.
Çok güzel. Bir de dudakları dolgunlaştırıyoruz dedi. Ondan sonra masaj. Şu parmaklarımla bakın. Dudağı şöyle çeviriyorum sadece. Yukarı. Bastırmıyorum yani. Çevirdim. Yukarı doğru öpücük atacağım bu haldeyken. Çevirdim. Kapladım. Yukarı gidiyor. Güzel. Şimdi önce size bir kuru masaj göstereceğim. Geçen bunu bana birkaç kişi sordu yorumlarda. Yine ayrıca da göstereceğim de yapmış olalım. Şimdi bunu çok dikkatli yapıyoruz, tamam mı? Kuru bir masaj bu. Tam şu elmacık kemiğinin üzerinde bir bant var. O gergin olduğunda gözaltı torbası falan oluyor. Bunu çok dikkatli yapıyoruz. Parmakların bakın beraber başlıyor. Derin bir masaj. Minicik yer değiştiriyor. Beraber başlıyor. Minicik yer değiştiriyor. Deriyi çekmiyorum. Yaptığım şey içeride. İçerideki kası dokuyu esnetiyorum, tamam mı? Parmağımın sıcaklığıyla sanki burayı ütülüyorum, içerideki kası, bantı. Deriyi çekmek başka bir şey. Canınız yanar, zarar verir. Parmaklarım minicik yer değiştiriyor. Derin. İçeri gidiyor. Gerginliği hissedersiniz zaten. Gergindir burası. Bir tane daha yapıyorum. Bakın o yüzden kızardım. Bir videomda ben böyle kırmızıydım. Niye dediler? Dedim bir masaj var, onu yapmıştım. Bize de gösterin dediler. Şimdi bugüne kısmetmiş. Ayrıca çekeceğim ama bunu da. Gözaltı torbası, işte şişlik, problemler için önemli buranın rahatlaması. Hadi öbür taraftayız. Bakın yavaşça ayrılıyorlar. Derin bir masaj. Unutmayın. Elmacık kemiği üstü, göz altında değilim. Elmacık kemiği üstündeyim. Göz altına hiçbir zaman böyle şeyler, sert sert bastırmalar falan olmaz. Bir tane daha hadi. Evet, çok güzel. Hadi gelin masaj. Yağ kullanacağız. Yağı da beraber sürelim. Ben önceden çok haldırıldır davranıyormuşum yüzüme. Siz öyle yapmayın. Damlalıklı şişeler bu yüzden güzel arkadaşlar. Bakın aldım elime. 5-6 damla aldım. Öbür türlü döküyorsunuz falan, çok dökülüyor, az dökülüyor. Eli şöyle bir ısıttık. Pıt pıt pıt. Yumuşak hareketlerle. Yukarı yukarı hareketlerle. Eskiden olsam çekiştirirdim yani. Ama yapmamak gerekiyor böyle şeyler. Kibar davranalım. Minik bir lenf drenajla başlıyoruz hadi. Yukarıdan aşağı bakın, bu yüzeysel, bu derin değil. Lenf drenaj masajları yüzeyseldir. Fazla ödemin atılmasını sağlar. Bir tane daha. Sonra çok yumuşak bakın, hiç bastırmıyorum. Kaşımdan elmacık kemiğime bir daire yapmaya başladım. Bunu yavaşça küçültüyorum girdap gibi. Parmağınız kaymıyorsa şu an bir damla daha yağ alın parmak uçlarınıza. Çekiştirmeyin yani sakın göz çevresini. Kaysın parmağınız. Girdabı büyütüyorum. Yine kaşıma doğru geliyorum. Bir kere daha küçültüp büyüteceğim. Göz çevresi problemleri için çok güzel bir masaj. Bu basit ama etkili gerçekten. Tekrar büyütüyorum kaşıma doğru. Güzel. Şimdi bütün elimin şuralarıyla, baş parmaklar aşağıda bakın. Açtım yüzümü, indirdim aşağı. Aşırı çekiştirmiyorum yine. Bir tane daha. Şimdi elim bakın çapraza, kulağın arkasına gidiyor iniyor, arkasına gidiyor iniyor. Hala yumuşak lenf drenaj masajı yapıyoruz. Kulağın arkasına kadar gidip indirelim. Böyle biraz dairesel.
Birer tane daha. Sonra şuralarla bakın. Acıyabilir biraz. Sağa gideceğiz, sola gideceğiz. Sağ kıyafetin üstünden de yapabilirsiniz. Birer tane daha. Güzel. Şimdi şöyle dirsekleri masaya da koyabilirsiniz. Şöyle tuttuk bakın. Şuradaki gıdıyı biraz içeri yukarı, içeri yukarı süpürüyoruz. Sonra bu parmaklarım çene kemiğini takip etsin. Çenenin altından gitsin. Şimdi alttakiler kalıyor. Bakın dudağı biraz yukarı. Gülen dudak gibi çekiyor. Gördünüz mü? Yine biraz derin. Dudak kenarları sarksın istemiyoruz ya onun için. Birer tane daha. Şimdi yine bu dudak kenarları sarkmasın diye biraz gülmeye çalışıyorum. Ve bunu sıyırıyorum bakın şuraya. Uzatmaya çalışıyorum burayı, hissedeceksiniz. Gülmeye çalışıyorum ki kas uzasın buradaki kas. Ve böyle esnetmeye çalışıyorum. Derin. Bir tane daha. Şimdi kıskaç. Hadi bakalım. Baş parmak aşağıdan. Kulağa doğru gidiyoruz. Çene kemiğini belirginleştiriyoruz şu an. Böyle tutabilirsiniz, böyle tutabilirsiniz. Hiç fark etmez. Amacımız kemiği alttan üstten tutmak. Şöyle bir yukarı doğru süpürmek. Şimdi elim testere gibi. Bakın elmacık kemiği altından gidiyor. Testereyi böyle yapıyoruz bu sefer. Ağzım biraz açık. Gülme çizgisini şöyle keseceğiz testereyle. Şimdi hadi buradan yukarı. Alnı rahat bıraktık şu an. Yukarı, yukarı süpürelim. Şimdi kaldırıyorum, iki yana açıyorum. M harfi yapar gibi yukarı, yana. Yukarı, yana. Bir tane daha. Güzel. Şimdi birazcık hadi burnun yanındayız. Parmak üstünde parmak. Derin daireler yapıyorum. Daire, daire, daire. Yukarı çıkıyorum, iniyorum. Bu masajı hatırlarsınız. Burnu açan, nefesi açan masaj. Hemen hissedeceksiniz şimdi nefesinizin açıldığını. Gülme çizgileri için çok iyi aynı zamanda. Ve burnumuz için de iyi tabii ki. Bir tane daha. Şimdi böyle silkeler gibi gülme çizgisini. Güzel. İşaret parmakları. Tam bakın elmacık kemiğine oturuyor dönüyor. Yukarıdan başla. Yukarı. Yine biraz derin. Bir tane daha. Güzel. En sevdiğim masaj. Sağ tarafa yapıyoruz dedi. Sağ elim aşağıda. Sol elim yukarıda. Bakın geniş geniş. Kaşımı gözümü de açmaya çalışıyorum. İkisi de yukarı taşıyor yüzümü. Geniş geniş, yine biraz derin. Deriyi değil, kası, dokuyu, her şeyi yukarı almaya çalışıyoruz. Bir tane daha. Bakın bunu yapınca hemen bir fark oluyor kaşlar arasında, siz de görürsünüz. Ellerim sağ kulağımda şimdi. Bir aşağı, bir yukarı yavaşça gelsinler. Bir tane daha. Güzel. Hadi öbür taraftayız. Sol aşağıda, sağ yukarıda. Bu kaldırıyor, bu çekiyor.
Geniş geniş, kaş, göz, her şey, eller yelpaze gibi. Bir tane daha. Çok güzel. Kulakta beraberler. Yavaşça ayrılıyor ellerim. Çok güzel. Küçük bir dudak masajı. Hadi sonra sohbet edeceğiz. İki dudağı birden sıkıyoruz minik. Şimdi ayrı ayrı. Küçük çimdikler dudak çizgisinden. Ben dışarı çıkmadan önce bunu en azından yapmaya çalışıyorum mesela. Daha güzel görünüyor. Makyajdan önce yapabilirsiniz. İşe gitmeden önce, fotoğraf çekilmeden önce. Dudaklar daha dolgun oluyor. Son tur. Son olarak öpücük pozisyonunda bastırıyorum elimle. Ütü basar gibi. Son kez. Çok güzel. Hadi bir şey daha. Dirsekleri koyalım masaya. Tam şu kemikler şuraya gelsin. Kemik kemiğe. Başımızın ağırlığını bıraktık. Şurası sıkışık değil bakın, açık. Bastırdım. Başımın ağırlığını bıraktım. Acıyacaktır. Orada bir kalalım hadi biraz. 20 saniye son. Derin nefesler alıyoruz. İyi geliyorsa şöyle küçük hareketler yapabilirsiniz aynı baskıyla. Akupunktur noktalarındayız şu an. Stresli, gergin yerler. Şimdi baskıyı sürdürerek yavaşça kaşlardan açalım parmakları. Evet, bakın yüzümüze kan geldi.